Şimdi paralel kenarın alanını bana kaç vermiş? 72 santimetre kare vermiş ve bir kenarının uzunluğunu biliyorum. Benden nereyi istiyor arkadaşlar? Yüksekliği h eşittir şuraya soru işareti diyelim. O zaman paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı o tabana ait yükseklik bana paralel kenarın alanını verildi. Alan ABCD. Tabanım kaç arkadaşlar? 8. O tabana ait yüksekliğim kaç? H. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 72'ye. O zaman ben ne diyeceğim burada? Bilinmeyenin üzerine kapatıyorum. 8 ile neyi çarparsam 72? Ne yaparım? 72'yi 8'e bölerim arkadaşlar. Kaç kere var? 9 kere 8. 72. H uzunluğu buradan kaç santimmiş? 9 santimdir derim. H eşitmiş 9. İkinci örneğimize bakalım. ABCD dikdörtgensel bölgesinden KLM'nin paralel kenarı kesilip atılıyor. Buna göre kalan şeklin alanı. Gençler bu sorular çok önemli. 7'de ve 8'de de yeni nesil soru tarzlarında hep karşımıza çıkacak. Alan, eğer ben bir şeyi kesip atıyorsam o kadar alanı kesip attığım şeklin alanı kadar alanı çıkartacağım. Eğer ben bir geometrik şekil ekliyorsam bulunan şeklimin üzerine, o zaman da ne yapacağım? Yanına, sağına, soluna o şeklin alanı kadar ekleyeceğim. Şimdi burada kesilip atılıyor diyor. Neresi kesilip atılıyor? KLM'nin paralel kenarı kesilip atılıyor diyor. Yani şuradaki paralel kenarsal bölgeyi kesip atıyorum. Bu arası değil, arka taraf görünüyor artık. O zaman ben buradaki alan KLMN paralel kenarın alanını bulurum arkadaşlar. Tabanım bakın burası 12 ise karşısı da 12 değil midir? Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Taban 12, o tabana ait yükseklik kaç? 8. O zaman paralel kenarın alanını nasıl bulurum arkadaşlar? 12 çarpı 8'den. 2 kere 8, 16. Elde var 1, 96 santimetre kare paralel kenar alanıymış. Şimdi ben 96 santimetreyi kesip atmışım. Asıl benim büyük şeklim ne arkadaşlar? Dikdörtgen. O zaman dikdörtgenin alanını bulmalıyım. Dikdörtgen için alan, dikdörtgenin ismi ne? A, B, C, D dikdörtgeni. Alan A, B, C, D. Dikdörtgenin alanı neydi arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarım kaç? 20. Uzun kenarım kaç? 22. 20 çarpı 22. Sıfırı görmeden pratik çarpabilirim. 22 ile 2'yi çarptım. 44. Sonuna bir sıfır ekledim. 440 santimetre kareymiş. Benden ne istiyor? Kalan şeklin alanını. Ben buradan 96 santimetre kareyi kestim, aldım. O zaman ne dedim arkadaşlar? Toplam alanım 440'tı. Bundan 96'yı çıkarıyorum. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı 3. 3 kaldı. 13'ten 9 çıktı. 4. Burada da kaldı arkadaşlar 3. O zaman benim geriye kalan alanım ne kadarmış? Şu kırmızı taralı alan 344 santimetre karedir dedim. Bir sonraki örneğimize bakalım birlikte. ABCD paralel kenarsal bölgenin alanı ile ABCD paralel kenarsal bölgenin alanı ile EBC üçgensel bölgenin alanları farkını bulunuz diyor. Önce ben neyi bulacağım? ABCD paralel kenarsal bölgenin alanı. Bakıyorum arkadaşlar burası 2 santim, burası 10 santim. Toplamları 12 ise karşı kenarda 12 santim miydi? Evet. Bakıyorum burada bu kenara ait yüksekliği vermiş. 12'ye 12. Burası kaç? 8. O zaman ben bu 8'i buraya da taşısam 8 mi? Evet. O zaman tabanım kaç arkadaşlar? 12. Çarpı 8. Bana neyi verir? Paralel kenarın alanını verir arkadaşlar. Paralel kenarımın alanı neymiş? 2 kere 8. 16'nın 6'sı. Elde var 1. 96 santimetre kareymiş. Şimdi bunda EBC üçgensel bölgesinin alanını bulup çıkartmamı istiyor. EBC üçgensel bölgem neresi? Burası. Bir tane kenar biliyorum ama o kenara ait yüksekliği bilmiyorum. Nasıl bulurum? Arkadaşlar paralel kenardan yararlanıyorum bakın.
B kenarına ait yüksekliği C köşesinden dik çıkarak bulurum. Doğru mu? Şimdi bakın, bunlar paralel kenarda tüm dikme uzunlukları birbirine eşit değil miydi? Evet, burası 8 santimse arkadaşlar, burası da 8 santimdir. O zaman gelin alan EBC üçgeninin alanını bulalım. Üçgenin alanı neydi? Taban 10. O tabana ait yükseklik 8 bölü 2 idi arkadaşlar. 10 kere 8, 80. 80 bölü 2'den 40 santimetre karede buranın alanı gelir. Şimdi benden aradaki fark soruluyor. O zaman ne yaparım ben? 96'dan 40'ı çıkartırım arkadaşlar. 6 aşağı iner. Burası kaç oldu? 56 santimetre kare aradaki farkmış. Devam edelim. Aşağıdaki üçgensel bölgeyle paralel kenarsal bölgenin alanları birbirine eşittir diyor. Yani bunun alanı kaçsa üçgenin alanı da odur arkadaşlar. AB kenarına ait yüksekliği bulmamı istiyor buradan. Şimdi ben neyi biliyorum? Paralel kenarda hem yüksekliği vermiş hem de kenarı vermiş. Burası 8'si arkadaşım, burası da 8'dir. O zaman alanını bulmak için ne yaparım? 8 çarpı, şöyle yazalım hatta paralel kenarın adını. Paralel kenarın adı ne? KLM ne? KLM ne? Paralel kenarın alanını taban çarpı, o tabana ait yükseklik 6. 6 kere 8'den 48 santimetre kare mi? Evet. Ne diyor? İki şeklin alanları birbirine eşitmiş. Bu 48 ise bunun da alanı neymiş arkadaşlar? 48 santimetre kareymiş. Şimdi üçgenin alanına geçtim. Üçgenin alanı ABC. Üçgenin alanı neydi? Taban 8 çarpı o tabana ait yükseklik. Biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Zaten soruda AB kenarına ait yüksekliği soruyor. H bölü 2. Bana alanı mı verdik arkadaşlar? Ben H'ı bilmiyorum ama paralel kenarın alanını eşitlediği için alanın 48 olduğunu biliyorum. Ne demiştik çözerken sorularımızı? Bize sonucu verip kenarı ya da yüksekliği istiyorsa formülde ne yaptıysa tam tersini yapıyorum. Burada 2'ye böldüyse ben ne yapıyorum? 48 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 8, 16'nın 6'sı 50 verdi. 96. Burada 8 ile çarpmış. O zaman ben ne yapıyorum? 96'yı arkadaşlar 8'e bölüyorum. 1 kere var 8. 16'da 2 kere var 16. Demek ki benim H yüksekliğim kaçmış arkadaşlar? 12 santimdir derim. Son sorumuza bakalım. Yine bize bir paralel kenar vermiş bakın. Ve paralel kenarın içinde de ne vermiş? Bir üçgen vermiş. Kenarda da bilgi olarak ABE. Neresi ABE? ABE. ABE'nin alanının 35 olduğunu söylemiş arkadaşlar. ABE'nin alanı 35 ise benden ne istiyor? ACDF istiyor. Şuraya da 7 diyelim. Şimdi bakalım burada. Buranın alanını bulacaksam ne yaparım gençler? Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2 diyorum. Tabanım kaç? 7. O tabana ait yüksekliğim kaç arkadaşlar? H bölü 2. Bana neyi vermiş gençler? 35 vermiş, alanı vermiş. Üçgenin alanı taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2. Burada da soruda vermiş, 35 olduğunu söylemiş. Yine sonucu biliyorum, yüksekliği bulmak istiyorum. Ne yaparım? 35 ile 2'yi çarpıyorum, 70. 70'i de 7'ye bölüyorum arkadaşlar, 10. O zaman benim yüksekliğim kaçmış? 10'muş arkadaşlar. Aslında bakın, burada paralel kenarın içinde bir üçgen oluştuğu için paralel kenarla üçgenin yükseklikleri birbirine eşit çıkıyor arkadaşlar burada. Artık ben paralel kenarımın yüksekliğini de biliyor muyum? 10. Benden neyi istemiş? Alan A, C, D, F. Bu bir paralel kenarsa arkadaşlar ben ne derim? Taban uzunluğum kaç santim bakın? 8, 4 daha 12 ise burası da 12'dir. 12 çarpı o kenarın
kenara ait yükseklik kaç? 10. 12 çarpı 10'dan 120'dir. Derim arkadaşlar.